TRT Vaz ekranlarından Yeni Gün programından herkese günaydın değerli izleyicilerimiz. Bugün de bir saat boyunca sizlerin karşısında olacağız. Değerli konuklarımızı ağırlamaya devam edeceğiz ve farklı konuları sizlerle paylaşacağız. Hafta içi her sabah olduğu gibi saatler onu gösterene kadar dedik buradayız. Ve aslında her sabah sizinle başlamak çok güzel. Biz burada paylaşıyoruz, bilinçleniyoruz, beraber öğreniyoruz, sorular soruyoruz, konuklarımızı ağırlıyoruz. Ve güne dediğimiz gibi sizinle başlamak o kadar güzel ki bizim programımız 1 Temmuz'a kadar devam edecek. Sonrasında bir ara vereceğiz ama akabinde yeni yayın döneminde yine sizlerin karşısında olacağız. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra bugün aslında çok değerli konuklarımızı ağırlayacağız. Türk Halk Müziği'nin en önemli isimlerinden birisi stüdyo konuğumuz olacak. Birbirinden güzel türküleri seslendireceğiz. Müzik ziyafeti yaşatacağız izleyicilerimize. Kulaklarımızın pası silinecek diyelim. Bir yandan yine Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları bizlerle birlikte yine önemli bir sanatı paylaşacaklar ve bizler aslında bilmediğimiz şeyleri onlardan öğreneceğiz diyelim. Eğer sizlerin de ilgisini çekecek konular olursa bugün programımıza bizlere nasıl ulaşacaksınız? Hemen iletişim bilgilerimizi hatırlatalım. Efendim 0090 312 467 1103 ve 467 95 47 bu program boyunca bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız. Öte yandan sosyal medyayı kullanarak da bizimle iletişime geçebilirsiniz. TRT Yeni Gün yazdığınızda Instagram, Facebook ve Twitter üzerinden sayfalarımızı bulabilirsiniz, takip edebilirsiniz ve programları ilgili ayrıntılı bilgileri oralardan edinebilirsiniz dedikten sonra bir kez daha ekranları başında bizi izleyen tüm izleyicilerimize günaydın diyelim efendim. Yeni gün başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Türk Halk Müziği'nin usta sanatçısı, Karacaoğlan geleneğinin yaşayan en büyük efsanesi Musa Eroğlu, Mihriban, Telli Turnam, Yolun Sonu Görünüyor ve daha birçok eseri yüreklere yangın etmiştir. Hasretleri, acıları, ayrılıkları öyle bir dile getirmiştir ki adını sanat dünyasına altın harflerle yazdırmıştır. Günümüzün Karacaoğlan'ı Musa Eroğlu ve ünlü aranjör, müzik yönetmeni, besteci Musa Eroğlu'nun 23 yıllık gönül dostu Ahmet Özgül, akıllardan silinmeyecek bir sanat şöleniyle az sonra Yeni Gün'de. Çok eskilere dayanan ve en dayanıklı sanat dallarından biri olan mozaik sanatı, zarif, bir o kadar da yaratıcı çalışılmış eserler içerir. Farklı birçok alanda kullanılarak, kullanıldığı mekanı kendine hayran bırakan mozaik sanatı hakkında merak ettiğiniz her şey ve canlı yayında uygulamalar, az sonra Yeni Gün'de. Mah cemalin aşkı ile
gönlümden gidinim imanım. Ne çaren ayrılık zamanı geldi. Varma gönlümden gidinim imanım. Ne çaren ayrılık zamanı. Fakirim aşık, aşkla yanandı. Bu fakirim aşık, aşkla yanandı. Ah erenler birbirinden kanandı. Heyecan kanandı. Aşka doyum olmaz, doyan erkandır. Ne çaren ayrılık zamanı geldi. Dosta doyum olmaz, doyan erkandır. Ne çaren ayrılık zamanı geldi. Bravo. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim kendisi besteci, yorumcu, derlemeci, halk bilimi araştırmacısı. Aslında kendisiyle ilgili çok şey söyleyebiliriz ama Musa Eroğlu ismi bile söylenince hepimizin kalbinde yeri olan değerli bir sanatçı, değerli bir isim. Hoş geldiniz efendim programımıza. Bir yandan Musa Eroğlu'nu ağırlıyoruz. Bir yandan da ünlü aranjör ve müzisyen, aslında müzik yönetmeni ve besteci Ahmet Özgül bizlerle birlikte. Ve bugün tam anlamıyla bir müzik ziyafeti bekliyor. Hem ekran başında izleyen sizleri hem de bizleri. Efendim hoş geldiniz tekrar. Teşekkürler. Birbirinden güzel türküler seslenecek. Sohbet edeceğiz. Müzeye dair sohbet edeceğiz. Albümleri konuşacağız. Çalışmalarınızı, projelerinizi konuşacağız. Öncelikle ekranları başında bizi izleyen izleyicilerimize söylemek istedikleriniz var mıdır? Bununla başlayalım. Öncelikle sevgili dinleyiciler, sabah türkü söylemesi çok zor oluyor. Çünkü ses tellerimiz ısınmıyor. Ama eski günleri hatırlayarak ve iyi zamanları sıcak zamanları hatırlayarak dinleyeceksiniz. Herkese günaydın diyorum. Ahmet'e de günaydın diyorum. Erken kalkabiliyor. Ahmet abi aslında TRT ekranların, TRT Havaz izleyicisini çok yakından tanıdığı bir isim. Birçok programda biz kendisini görüyoruz. Programımızın jenerik müziğini de besteleyen isim. Onu da mutlaka söyleyelim. Ve geçtiğimiz dönemlerde Yeni Gün programında beraberdik 9 ay boyunca ve her sabah yine birbirinden güzel şarkıları, türkülere eşlik ediyordu gitarıyla. Gitarla sazın yan yana gelişi aslında çok da ilgi çekici, dikkat çekici değil mi Ahmet abi? Evet, biz hocamla uzun yıllardır bu işi beraber yapıyoruz. İlk yaptığımız yıllar herhalde 94 yılları değil mi hocam? Gitarla bağlamanın beraber ikimizin yaptığı. Çok beğenildi, çok ilgi çekti. 2006'sa yani biraz biz bir yıl dahası var. Şimdi bağlamayla gitarın yan yana gelmesinin ötesinde bunlar her zaman olacak şeyler. Başarısı ayrı. Şimdi grup müzik, grupla müzik yapan arkadaşlarımız, sanatçı, işte geçmişte abilerimiz, şimdi kardeşlerimiz. Öncelikle insanlar birbirini sevmek zorunda. Yani grup, bu çok önemli. Hatta bu o kadar önemli ki, %100 akort yapıyorsun. Gönül akortu olmadığı için iyi bir müzik çıkmıyor. Gönül akordu ne kadar evet, güzel bakın, bir kelime. Bakın iddia ediyorum bunu. İstediği kadar akort yapsın makine. Olmuyor. Çünkü o asamblede sevgi yok.
her şeyin başında sevgi geliyor. Aslında sadece müzikle ilgili değil, birçok alanda biz sevgiyle yanaştığımızda bir işe çok daha başarılı şeyler ortaya çıkıyor. Ama size gelecek olursak, siz hayatınızı aslında müziğe ve türkülere adamış bir isimsiniz. Bugüne kadar 3000'den fazla, yanlış bilmiyorsam belki de daha fazla derlemeniz var. Bu da bir gönül işi, bir sevgiyle bağlı olmak lazım müziğe bunları yapabilmek için. Tabii şunu da söylemek lazım. On binlerce insanları birbirine bağlayan aşk, sevgi, tarih, bütün sosyolojik bilgiler, hepsi türkülerin içinde. Sunumda bir şeyimiz var. Yani anons dediğimiz, herkesi anons edemiyoruz. Bir, ikincisi zaman iyi kullanılamıyor bence. Diyelim ki 100 tane parça söyleyeceğiz. Zaman da var. Ama bunu 20 tanesini söylesek daha iyi. Anlatsak neyi söylüyor? Ne demek istiyor? Şimdi o zaman hem bilgi vermiş oluyoruz, hem vakit geçirmiş oluyoruz, hem de beynimizi çalıştırmış oluyoruz. Şimdi bir örnek vereceğim, çok enteresan. Dinleyicilere söylemiyorum. Dinleyiciler çünkü biliyorlar bu işi. Şimdi bir sanatçı arkadaşımız, benim bir besteme, sözleri Karakoç'a ait Mihriban. Aşk kağıda yazılmıyor Mihriban. Bir televizyon programında, özellikle TRT'de şöyle söylüyor. Bu benim için diyor ki, hoca zaman zaman diyor böyle espri niteliğinde söylüyor, zaman zaman hata yapar diyor yazdığı şiirlerde. Halbuki şiir Abdurrahim Karakoç'un. Mesela lambada diyor titreyen alev hiçbir zaman üşümez diyor, çünkü yanıyor diyor. Olsa olsa yere düşüyordur. Şimdi, halbuki bunları böyle daha az söyleyip daha çok anlatsak, çünkü temeli sevgi üzerine kurulu olduğu için çok kolay bir sunum bu aslında. Çünkü sevgi var yani. Sevgi var. Mihriban'ın da aslında sizin hayatınızda çok ayrı bir yeri var. Çünkü Musa Eroğlu deyince aslında Mihriban aklımıza geliyor. Bugün seslendirecek miyiz Mihriban'ı? Mihriban'ı ilerleyen saatlerde ilerleyen saatlerde seslendireceğiz. Biraz düzgün çıkmayacak biliyorum ama tekrar ediyorum. O iyi zamanlarımızdaki gibi kabul edin. Estağfurullah. Çünkü erkek estağfurullah. Kattığımız için. Sizin buradaki varlığınız bile bizim çok için çok büyük bir şeref. Hocam dün de bizim programda yoruldu. Dün yorulduk yine TRT programdaydık. Yeni başlayan programında konuğumuzdu. TRT Müzik'te sanırım değil mi Ahmet abi? Evet. Yeni bir program başlayacak. O dün programın ilk bölüm konuğu Sayın Musa Erol. İlk bölümü biz 7. bölümü çektik dün. Ama yayını Eylül'de başlayacak. Dün Musa Hoca konuğumuzdu. Orada da yorduk kendisini. Evet. Yorduk. Aslında Musa Erol, biraz önce de söylediğim gibi, hepimizin kalbinde yeri olan dev bir sanatçı. İyi ki var. İyi ki bugüne kadar yaptığı önemli çalışmaları gerçekleştirmiş, bizlere sunmuş. Mersinli aslen Mutlu. Buradan selam olsun Mersin Mut'a, bizi izleyen tüm izleyicilerimize. Gidelim mi bir Mersin'e? Gidelim görüntülerle mi? Gidelim bir Mersin'e. Sonrasında buradayız ama bu görüntülerde neler var? Üzerine konuşacağız. Efendim sizin adınıza açılan bir park var. Musa Eroğlu Parkı. Komşularım bekliyor zaten. Evet, bu görüntüleri paylaşalım efendim. Hemen bakalım. Sonrasında müzik dolu bir sohbetle karşınızda çok olacağız. Hocam aslında benden daha heyecanlıdır bu konuda. Çünkü yaşayan bir insanın heykeli gerçekten ciddi bir meseledir. Sevgi dolu bir insana böyle hizmet ettiğimiz için, değer verdiğimiz için ilçem adına katılan herkese teşekkür ediyorum. Çok önemli bir iş yaptı. Ben yıllarca bilirim birçok özel sanatçıyı, Mahsuni'yi de, Alekber'i de, diğerlerini de. Hiçbiri yaşarken
bu güzel fotoğrafı görmedi. Ama bu fotoğrafı daha yaşarken bu güzel Karacaoğlan'a, çağımızın sevgi, barış, aşk insanına sahip çıktığı için. Efendim bugün Musa Erol hocamızın mutlu, çok güzel bir mutlu gününde. Gerçekten biz de onunla birlikte olmanın sevincini, mutluluğunu yaşıyoruz. İşte sevginin aktığı bir çeşme olarak düşünerek ben bu suyu içtim. Mut'tan bütün dünyaya bu sevgi selinin, hocamızın türküleriyle, hocamızın bizlere kazandırmış olduğu çok güzel fikirleriyle yansımasını diliyorum. Şairler, ozanlar adeta günü güne ekleyerek ezelden ebede bir yolculuğun taşıyıcılarıdır. Musa Eroğlu da bunlardan birisidir. Muhteşem görüntüler. Şöyle bir Mut'a gittik geldik. Evet. Musa Eroğlu Parkı'nın açılışını sizlere takdim ettik. Nasıl bir duygu? Sizin de görüntülerinizi paylaştık. Yani sizin adınıza bir park ve oradaki insanlar, herkes sizin için toplanmış. Bir vefa örneği gibi düşünüyorum ben bunu. Çünkü bugüne kadar yaptığınız çok önemli çalışmaların karşılığı gibi görüyorum. Şimdi bu bir de ilk oluyor. Yani dünyayı değiştirdikten sonra biz ilgileniyoruz sanatçılarla. Ne yazık ki. İşte genelde yazar, öyle oluyor. Güzel, yani güzel sanatlarımızın her bölümünde böyle o konuda vefalı değiliz. Sağlığında görsün. Ve bunu bana kısmet oldu. Mutlu hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Çok duyarlı davrandılar. Ancak tabii Türkiye kamuoyu da bir destek sundu. İşte sevgili Ahmet'le falan gittik. Saraç'ı arkadaşlarım, işte Güler'i gördük. Bir sürü daha katılanlar var. Tabii duygulanıyorsun doğal olarak. Çünkü ilk defa bir şey yapılıyor. Kendi memleketin. Ben burada nasıl dolaşıyorsam memleketimde de aynı dolaşıyorum. Yani hemşerilerim bana söyledi. Komşularım özellikle. Şimdi evime çok yakın olduğu için 30 metre falan. Parkla evin arası. Evet. Hemen bizim komşular zaten günde iki tur atıyorlar. Salih Hoca zayıflamak istiyor. Diyor ki beni görmüyor musun? Ben rahatım diyorum yani. Niye yemeğinden vazgeçiyor? O gün dedim hocam 200 gram vermişsin falan diye takılıyorum. Park çok yakın. Çok da büyük bir park. Evet. Park 50 küsur dönüm. Yani o heykelin ötesinde Sayın Başkan bir söz vermişti bana 2 sene evvel. Dedim Mota Belediye Başkanı adayı olacağım. Tek istediğim belediye başkanı olur olmaz dedim. Eşimizle, çocuklarımızla yemek yiyebileceğimiz, oturabileceğimiz bir park yapacağım dedim. Başka bir şey de vaat etmiyorum. Başkan onu yaptı. Dedi ki dedeye gol attım. çok nefis bir restoran var içinde. Gençlerin işte çay kahvaltı yapabilecekleri bir yer var. Tam tekmil bir spor sahası var. 2 tane kort var. Aile piknik yeri var. Yani, ama bana göre en önemli şeylerden birisi o parkta olan sizin heykelinizin orada varoluşu. Onu hemşerilerime bırakıyorum. O müthiş bir şey. Teşekkür ediyorum zaten. Sağlığında görebilmesi. Evet. Değilse vefa borcu yaşarken ödenmeli. Böyle küçük bir örnek vereyim.
Aşık Nesim İçimen kolunda bir tane afiş Rahmetli'nin bir yere asacak, konser vereceğiz Arif Sanan filan. İşte dayımı babayı kaybettik, Aşık dayım dedi. Dedik ki o gitti. Benim durumum neydi Elvan? Dedi bir gece yapın sağlığında. Evet. Şimdi üzülerek söylüyorum. Bu ülkedeki bakın güzel sanatlarda yazar, çizer, ressam, yani sinemacı. Televizyonlarımızda görüyoruz. İki şey hep gündeme geliyor. Efendim çalışırken niye biriktirmedi kardeşim? Sanatçı banker değil ki. Ben anlamam bundan. Ben işimi yapıyorum. Ve biriktirseydin sonra rahat kardeşim ben tüccar mıyım diyorum. Şimdi bana soruyorlar. Bir dünya var onu yaşıyorum ben. Köyde olsam çiftçi olarak yaşayacaktım. Ve üzüntüm şu. Bir okul gibi veyahut da öyle bir program mı o nasıl olur bilemiyorum. Eğitim için söylüyorum. O sanatçılarımız, yazarlarımız, çizerlerimiz finalde yani çoğunluğu çok üzülecek durumlarda yaşama veda ediyorlar. Ama bu bir yani ben üzüntülerimi anlatmak istiyorum. Evet, yaşarken burada biz değerlerimizin yani kıymetini bilelim, evet, sevgimizi gösterelim. Evet. Onlar için yapabileceğimiz bir şey varsa yapmaya çalışalım. Yapalım ki biz de üzerimize düşeni yapmış olalım. Çünkü hakikaten Musa Eroğlu gibi isimler çok fazla gelmiyor. Biz de bugün çok mutluyuz, kendisini stüdyomuzda ağırlıyoruz. Canlı canlı türküleri paylaşacağız sizinle. Bir yandan da Ahmet Özgül bizlerle birlikte. Aslında çok eskilere dayanan bir dostluk var. Bu dostluk üzerinde sohbet edelim ama öncesinde hobi köşesine uğramak istiyorum. Çünkü orada da çok önemli bir sanatı paylaşıyoruz. Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan mozaik sanatını paylaşacağız. Ki programa başlamadan önce Sayın Musa Eroğlu eserleri incelediniz ve üzerinde sohbet ettik biraz. Peki. Hemen bizim şeydeki Narlıkuyu'daki üç güzelimiz var, o aklıma geldi. Mozaik. Evet, müthiş bir sanat. Hakikaten yapımı da sabır ve bilgi gerektiren bir sanat. Dolayısıyla hani öğreneceğiz nasıl yapılıyor, teknikleri nelerdir ve Belmek'te kimler daha çok rağbet gösteriyor acaba bu sanata? Hülya Akan ve Hatice İnanç bizlerle birlikte efendim. Hülya hocamız, usta öğretici. Mozaik branşının siz derslerine giriyorsunuz. Çok zor bir sanat gibi görünüyor ama tekniklerini öğrenince de herkesin de yapabileceği bir sanat gibi, değil mi? Evet. Biraz bahsedelim, sanat üzerine konuşalım. Mozaik, cam mozaikten bahsedeyim biraz. Hani ilk önce camları görünce öğrenciler veya işte bilmeyenler bu sanatı birazcık geri çekiliyorlar. Hani cam elimizi keser, parçalanır. Oluyor mu nasıl kesenler? Tabii ki illaki oluyor ama hani büyük yaralanmalar tabii ki olmuyor. Küçük kesikler. Onlar da tablolar ortaya çıkınca tabii onları hiç gözünüz görmüyor, unutuluyor tabii ki. Tablolar demişken değerli izleyicilerimiz, stüdyomuzda görüyorsunuz birbirinden güzel tablolar var. Müthiş görünüyorlar. Büyük bir emeğin sonucunda ortaya çıkıyorlar. Evet. Ne kadar zamanda yapılabiliyor? Biraz evvel gösterdiğimiz tablomuz şurada. Müthiş bir tablo var. Ne kadar zamanda tamamlayabiliyorsunuz? Mozaik sanatı biraz yavaş ilerleyen bir branş. Hani küçük puzzle gibi düşünün. Minik minik parçaların bir araya getirilerek ilerlediği için bir 4 ay, 5 ay sürebiliyor. Tabii bu hani öğrencinin eline de bağlı. İlerleyişine de bağlı. Ama hani 4 aydan önce bir tablo, böyle bir tablo. Minik küçük tablolar da yapıyorsunuz ama en büyük batta yaptığınız tablonun boyutu ne kadar oluyor hocam? Çok büyük eserler çalışabiliyor musunuz? Hani çok büyük en fazla bu şekilde çalışabiliyoruz. Daha biraz büyük ortamla tabii da ki, alakalı yani, değil mi? Evet. Hani normalde çalışılır da, ama. Tabii ki çalışılır. Evet. Hatice Hanım, sizinle de biraz sohbet edelim istiyorum. Şimdi zor bir sanat olduğunu söyledik. Gerçi sanatın hangisi kolaydır? Öyle de bir şey geliyor aklıma ama. Evet. Mozaikte biraz daha böyle bir zorluk var. Çünkü renkleri çok iyi bilmek lazım. Kesimleri doğru yapmak lazım. Bu sizin gözünüzü korkutmadı mı bu branşa başlarken? Hayır. Çünkü ben resim de yapıyorum. Yağlı boya resim mi? De yapıyorum. Evet. İlk zaten mozaikle böyle tanıştım. Bu da bir resim sanatı.
renkleri ayırt edebiliyorum. Yani iyi bir şekilde ayırt edebiliyorum. Severek de yapıyorum. Dolayısıyla bu kesimleri yaparken Hatice Hanım'ın söylediği gibi resim yeteneğinde biraz ihtiyaç evet, var o zaman evet. Hocam değil mi? Renk bilgisi, kompozisyon, evet. Perspektif bunlar da etkiliyor. Başlarken bununla ilgili bilgiler aktarıyorsunuz. Yardımcı oluyoruz tabii. Peki kimler daha çok katılıyor kurslara? İlgi alanına göre değişiyor. Hani yani yaş aralığı. Yaş aralığı 30 yaş üzeri. Yani 30 yaşından işte 55-60 yaşına kadar öğrencilerimiz var öyle söyleyeyim. Hani en genci 18-20. 18-20 her yaş grubuna her hitap yaş ediyor grubuna aslında hitap ediyor. Belmek kursları. Bugün de Hatice Hanım bir örnek üzerinden bizimle paylaşacak evet. Bu sanatı. Nedir bu? Bir semazen yapıyoruz. Evet semazen. Bugün su akıntılarını göstereceğiz. Buradan başlayacağız. Aslında biraz yapım aşamalarını da paylaşmak lazım. Öncesinde bir resmimiz var. Evet. Alt taban oluşturuyor resmimiz. Fotokopi olarak çekiyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra zaten proje ayarlanmış oluyor. Zevkinize göre buluyorsunuz bunları. Canlar tek tek kesiliyor. Renkleri ayırt ederek. Hepsini ayrı şekilde bu şekilde yerleştiriyoruz. Oradan tek tek alıp yapıştırıyoruz. Peki boyutuna nasıl karar veriyorsunuz hocam? Yine tablonun özelliğine göre değil mi? Resmin özelliğine göre. Evet, forma göre ilerliyoruz mozaikte. Forma, desene o şekilde ilerliyoruz. Renkleri ona göre ayarlıyoruz. Boyutlarını. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Teşekkür müthiş ederiz. Güzel bir sanat. Keyifli kesinlikle. De bir sanat. Teknikleri öğrendikten sonra herkesin yapabileceği ama birazcık resim yeteneğine ihtiyaç var sanırım. Konuşacağız, teknikleri de paylaşacağız. Camların kesimlerini özellikle evet. Nasıl yapıyorsunuz bunları da paylaşacağız izleyicilerimizle ama stüdyomuzda iki değerli müzisyen ağırlıyoruz değerli izleyicilerimiz. Musa Eroğlu'ndan güzel türküler de dinlemek istiyoruz bu sabah. Bir türküyle devam edelim, sonrasında sohbet edeceğiz. Sevgiye mezar kazıldı.
damla yaş süzüldü gözlerinin narına, narına. İki damla yaş süzüldü gözlerinin narına, narına. Hasret kimseye kalmasın, sevdadılar ayrılmasın, ayrılmasın. Ben yandım eller yanmasın, sevdanın aşkınlar canavar. Evet, türkü insanlaşmadır. İnsanı insanla çoğaltan bir uygarlık soluğudur. Aslında bu sizin kelimeleriniz. Hakikaten türküler ne kadar özel ve ne kadar güzeller. Özellikle Telli Turna hepimizi şöyle alıp bir yerlere götürdü eminim. Ekran başında izleyen izleyicilerimiz de bizleri de. Gönlünüze yüreğinize sağlık. O kadar içten, o kadar yürekten, o kadar sevgiyle seslendiriyorsunuz ki türküleri. Bu bizlere geçiyor. Şimdi Ahmet'le bizim müzik deyince aklıma Ahmet geliyor yani. Çünkü biraz evvel de söylediğimiz gibi uzun yıllara dayanan bir dostluğunuz var. Şimdi ta başta söylediğim gibi önce biz gönül insanıyız. Her şeyi yapabiliriz ama gönülden kurduğumuz birlikteliği yapamayız. O çok önemli. Mesela biz Ahmet'le gidiyoruz, çalıyoruz. Bir hiçbir insan o kadar şeyde hissediyor ki kendini. Mesela albüm yapacağım, ben sadece repertuarı veriyorum. Hazırlıyoruz, bir pilot çalıyorum. Ondan sonra Ahmet onları hallediyor. Sadece okuyorum. Diyorum ki, eskiden hepsini ben yapıyordum. Şimdi diyorum, hamballığı bıraktım. Estağfurullah. Yani şaka olsun bey. Ama bu bir güvenle alakalı bir şey yani. Ki. Karşınızdaki güven, insana güveniyorsunuz. Hiç sorun yok. Hem müzik bilgisine. Akort etmeden de sahneye çıktığım oluyor. Sorun yok çünkü. Burada şey arasında hallediyoruz. Demin ki söyledim mi? İnsanın birbirini sevmesi lazım. Müzik adamlarının. İki, müziğin içinde biz şunu da öğrendik. Bu 25 yıllık birlikteyiz biz. Şunu öğrendik. Şimdi İstiyoruz ki herkes bir şeyler olsun. Biz de katkıda bulunalım. Ama öyle olmuyor. Yani bir kaplumbağa yürüyüşüne kat ettiğim 40 seneyi 40 saatte kat etmek istiyor. Hmm. Ama diyorum ki daha henüz öyle fitesleri çok bir araba yapılmadı ki. Hemen değiştir fitesleri git. Bir alım teri lazım. Ama önce sevgi lazım. Her şeyin başı sevgi. Başka yok. Ahmet evet. Abicim. Bizim gerçekten çok büyük bir dostluğumuz var. Bu hocamın bahsettiği 20 küsur yılda bir kere bile, yani anlık bile bir kırılmamız olmamıştır. Pardon. Yani öyle bir bağ ki düşünün, baba oğluyla kavga eder bazen ama bizim öyle bir şey problemimiz de olmadı. Müthiş. Çok güzel. Şimdi albüm çalışmalarından da biraz konuşalım istiyorum. En son Gelenekten Geleceğe Musa Eroğlu'yla Bir Asır albümü. Aslında bir proje. Bununla ilgili evet. De izleyicilerimize bilgi verelim. 2015 yılında sanırım birçok sanatçının içerisinde yer aldığı bir albüm bu. Bu, pardon sabah gıcıkken geldim. Aslında birkaç yıl önce düşündüğümüz bir projeydi. Biz hocama bahsettiğimde hocam çok iyi olur dedi. Fakat o ara hocamın solo albümü girmişti devreye. O Dedem Korkut'un olduğu albüm. Daha sonra erteledik. Baktık bizim projeye benzer projeler çıkmaya başladı ortaya. İşte Orhan Gencebay'ın böyle bir projesi çıktı biliyorsunuz. Hadi dedik biz de hızlandıralım ve bu, geçtiğimiz 2015 yılında ortaya çıkardık bu albümü. Birçok sanatçı dostumuz da gerçekten hocama olan sevgisinden dolayı daha duyar duymaz yer almak istedi ve çok da güzel bir proje oldu. Evet, birçok sanatçı, hakikaten sevilen sanatçılar Musa Eroğlu'nun türkülerini seslendiriyorlar. Müthiş bir proje, müthiş bir çalışma. Bundan sonra solo bir albüm de bekleniyor aslında değil mi? Bir çalışma içerisindesiniz şu anda. Şu anda evet. Ne zaman çıkacak Sayın Musa Eroğlu? Hemen hemen
Ahmet'e sor. Ahmet'e sor. Ahmet abicim ne zaman çıkacak yani, albüm? Şu anda okumaları kaldı. Okumalar hocam, kaldı. Sanırım Eylül'de çıkar piyasaya. Şimdi Ahmet'e sor deyince bizim köyde bir şey anlatmak istiyorum. Gelin kaynanası doktora götürmüş mutlu. Hasta kim demiş doktor. Demiş kaynanam. Neyin var teyze deyince gelinime sor. Demiş teyze hasta sen değil misin? Olsun demiş gelinim bilir. Geline sormuş. Demiş neyi var kaynanayın deyince gelin demiş neyi yok ki? Kaynanam 1 milyoncu demiş. Her şeyi var. Bu pazarlarda 1 milyoncu var. Evet, evet. Kaynan demiş 1 milyoncu her şeyi var. Müthiş. Hastalık gidiyor tabii. Onun için diyor Muhammed'e sor. Evet. Herhalde sona doğru geldi okumalar var. Yakında piyasaya çıkacak. Biter bitmez zaten. Kaç eser var içerisinde? Bu sefer biraz zorlanacağız gibi geldi. Şu anda 17 eser falan yaptık. Bir eleme yapacağız. En zor kısmı da sanırım albümlerde bu. Repertuar seçimi ve içerisinden en doğru eserleri seçmek çok ve yerleştirmek değil mi? Bazen seçtiğiniz de doğru olmayabiliyor. Tabii. Mesela daha önceki albümlerde örnekler var. Bizim sona attığımız hatta pilot gibi kaydettiğimiz eser bir bakmışsınız. Ya. Tabii çok tutuyor. Oradan çok seviliyor, çok dinleniyor. En yukarıya. Evet. Yolun sonu görünüyor mesela. Oydu mesela örnek. Biz, ben de söylemek istemedim. Biz onu koymuyorduk şeye. Albüme? Evet. Ama oradan dedik ya bana haksızlık ediyorsunuz. Ben dedi birinci olacağım ve birinci oldu. Çok da güzel olmuş. Çok güzel bir türkü. Yani ona şey yapamıyoruz tam isabet ettirme falan. İşte bir şeyler düşünüp onu yapıyoruz. Ama biz şu ötesinde çok dikkatli çalıştığımızı söyleyebilirim. Titizlikle. Bir, şakası olmaz işin. Çalıyoruz, okunuyor, dinleniyor. Beğenmezsek o eser çıkarıyoruz. Çıkarıyorsunuz. Bu kadar emeğin sonucunda bile tabii, çıkabiliyor tabii. Yani eser. Çünkü ben Ahmet'te şunu gördüm. Dinleyicisine yaptığı işe saygısı olmayan kendine saygısı olmaz. Onun için o insan başarılı oluyor. Müthiş. Yani peki. Her şeyi ona bırakıyorum. Tabii gözümün ucundan da bakıyorum. Bir denetliyorsun. Tabii tabii. Peki sohbet etmeye devam edeceğiz. Ama tekrar size bir muta götürmek istiyoruz. Öyle mi? Evet. Hep beraber görüntülerimiz var efendim. Görüntülerimizi bizim izleyelim. Bizim eve kadar gitseydiniz. Gideriz. Gidelim. Görüntülerimizi izleyelim. Hemen sonrasında keyifli bir sohbetle karşınızda olmaya ve türkülerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Sizler gibi Musa Eroğlu hocamızın Sevgi Parkı'nda yıllardır söylediği türkülerin burada tekrar harman olacağı güzel emeklerle yapılmış bu parkta onunla birlikte yan yana durmak için geldik. Bütün emeği geçenlere gerçekten teşekkür ediyoruz. Nerede su durulur, al köprüler. Aslan be Halil İbrahim, adımı almamış
Müslüman. Saçlarına deli gönlümü bağlamışım, çözülmüyor mihriban, mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, ölümü. Görmeyince sezilmiyor. Ayrılıktan zor belleme, görmeyince sezilmiyor mihriban, mihriban, mihriban. Aşka hudut çizilmiyor mihriban, mihriban, mihriban. Her nesnenin bir bitimi var ama, var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban, mihriban. İbrahim Karakoç'u da anmış olalım. Karakoç, evet. Müthiş bir eser. Ya. Aşka hudut çizilmiyor mihriban diyor sözleri ama bu şarkıya da hudut çizilemedi bence. Çünkü yıllardır dinledikçe aslında daha da değerini kazanan ve uluslararası bir üne sahip bir türkü değil mi bu? Şimdi Cezayir'den işte Facebook aracılığa Cezayir'den çocuklar söylüyorlar. Okulda çekilmiş. Hmm.
işte Türkiye devletlerinde zaten. Azerbaycan'da çok söyleniyor. Evet. Sayın Musa Eroğlu, bu türkü çok seviliyor, İran'da, çok seslendiriliyor. Evet. İran'da değil mi? Evet. Yani başta da söylediğimiz gibi sevgi temaları, aşk temaları, aşkın derinliği. Bunun üç dörtlüğü daha var farklı. Seslendirildi mi bugüne kadar? Çok uzun olduğu için. Bu son albümde Manga bir tanesini kullanmış hocamın. Farklı tarzlarda da seslendiriliyor aslında bu eser. Grup Manga öbür dörtlüklerden okudu. Şaştım kara baktın tahammülüne diyor. Taşa çaldım ezilmiyorum hiç. Nasıl sözler bunlar? Asırlar seneler geçse de bile eski töre bozulmuyor mu İrman? Şimdi bu bir aşk şiiri, bir aşk türküsü diyoruz. Ancak esas özünde bu bir töre parçası. Hani bir töreyi anlatıyor. Şimdi yurdumuzun epey bir bölümünde yani sevgililer hiçbir zaman şey değiller. Mutlu sana ulaşamıyorlar. Yani, kavuşamıyorlar. Tabii. Peki şunu merak ediyorum. Şimdi bugüne kadar seslendirdiğiniz yüzlerce, binlerce türkü var. Zaten derlemelerini yapıyorsunuz, bestelerini yapıyorsunuz. Sizin için ayrı bir yere sahip, gönlünüzde böyle ayrı bir yeri olan bir türkü var mı? Onu seçemiyorum. Zamanına göre hepsi birinci bana göre. Hepsi yani, özel değil mi? Zamanına göre. Şimdi zaman nedir? Ben Karacaoğlan'ı 20 yaşında farklı algılıyordum. 25'inde, 30'unda hep farklı algıladım. Baktım ki farklı farklı yaşa göre şiirleri var. Onun için çok zor bir olaydır onu sıralamak. Şimdi öyle bir şey geliyor ki yani yaşın belli bir zaman sonra ölüm ardıma düşüp de yorulma diyebiliyor Karacaoğlan. Halbuki daha önce işte çiçeklerden, menekşelerden, dağlardan filan bahsediyor. Her yaşın kazandırdığı bir olgunlukla aslında kaleme aldı. Sanatçı da öyle olmalı. Tabii bunları ben öğretmen olarak kabul ediyorum bu ozanları kendime. Ki günümüzün Karacaoğlan'ı olarak da sizi biz anons ediyoruz, hep söylüyoruz çok ki bu da böyle. Hakikaten çok değerlisiniz, çok özelsiniz. Bir kez daha söylüyorum, biz bugün çok mutluyuz sizi çok stüdyomuzda ağırladığımız için. Bir virgül koyalım. Programımızın son 10 dakikası içerisindeyiz. Bir türkü daha seslendireceğiz, izleyicilerimize paylaşacağız ama son olarak ben hobi köşesine izninizle geçmek istiyorum. Oradaki değerli konuklarımız da kısacık sohbetin ardından yine güzel bir türküyle programımıza devam edeceğiz. Bu sefer burada, buradan gelmek istiyorum. Şimdi camların kesilmesi çok önemli dedik. Mozaik sanatını tanıtıyoruz, birbirine güzel eserler de var stüdyomuzda. Hocamız ve kursiyerimiz buradalar. Şimdi bu camların kesiminde özellikle dikkat edilmesi gereken şeyler var. Tabii nelerdir hocam onlar? Şimdi teknik anlamda kullandığımız aletlerimiz var. Mozaik için kerpetenimiz var. Elmas uçlu ve elmasımız var. İlk etapta büyük camlarımız, camlar iki ayrı bu arada. Opal ve katedral diye. Katedraller ne altını, farkları var? Altını belli etmeyenler. Ha, birisi şeffaf, opal. Diğeri evet. Diğeri de şeffaf olan da altını belli eden camlardır. Şöyle paylaşalım. Tamam, bunlar katedral değil mi? Bunlar katedral. Diğeri şöyle de opaldir. Pardon. Evet. Peki şeffaf bunların olan kesiminde dikkat edilmesi gereken şeyler var. Nasıl kesiyoruz? Büyük parçaları. Hocam o inanılmaz sesi duyacak mıyız şu anda o camın üzerinden geçerken? Büyük parçaları elmas. İlk önce elmasla hani küçültüyoruz. Tabii bu sesin gelmesi gerekiyor.
Evet, birçok insanı aslında rahatsız eder bu ses. Beni de ciddi anlamda rahatsız ediyor bu ses ama var mıdır öğrencilerinizin arasında bu sesten rahatsız olanlar? Yoksa alışılıyor yani mu bir zaman sonra? Yani şu an için hani öğrenciler arasında yok ama bazen olanlar da oluyor tabii ama zamanla da sevdikleri için alışıyorlar. Alışıyor, bilmiyorum. Hani o sesi artık duymuyorlar. İzleyicilerimize ulaştım ama şu camın üzerinden elmas evet, geçerken kaydırmak. Bir ses çıkıyor. O hakikaten tüylerimizi diken diken ediyor. Evet. Evet hocam bu şekilde. Küçültüyoruz aynen. Sonra forma göre elmasımızla kerpeten yardımıyla kırıyoruz. Ben de deneyebilir miyim? Belki kendim yaparsam rahatsız olmam. Buyurun. Doğru mu tutuyorum? Kalem gibi tutun. Şöyle. Ve orta parmağınızı buraya destek verin. Şu. Aynen. Ama dönüyor dur, hocam. Dur. İşte dönmemesi için destek veriyoruz parmağımızla. Şöyle şerit halinde. Evet. Tek çırpıda çekin. Evet işte oldu. Bayağı da güç gerektiriyor. Aslında yok. Sadece şey teknik bileğinizi gerektiriyor. Evet, teknik gerektiriyor. Şöyle vuruyoruz. Ve, evet, topuz yardımıyla vurduğumuzda oldu. Hemen kesiliyor. Kırıldı. Sonra kerpetenlerimizle desene göre burada küçültüyoruz. Evet. Peki bu camlar önceden hazırlanıyor desene göre? Tabii ki. Tabii ki. Ona göre yerleştirme evet. yapılıyor. Yani yerleştirirken bir yandan da kırmıyoruz, hazırlamıyoruz hayır, değil mi? Hayır. Önceden hazırlanıyor. Desenimizi hazırlıyoruz, renklerimizi hazırlıyoruz. Hı-hı. Daha sonra tablo yapımına peki, geçiyoruz. Peki her ton cam bulma şansınız oluyor mu? Biraz zorluk çekiyoruz tabii ki. Resim gibi, hani boya gibi bulamıyoruz maalesef. Ya da boyayı karıştırıp bir ton aynen, çıkarabiliyoruz ton ama camları karıştıramıyoruz. Evet, o şansımız yok. Zorlandığımız noktalar oluyor bazen. Minik minik böyle kesiyoruz camlarımızı. Evet. Sonrasında sonra desene göre yerleştiriyoruz. Peki özellikle keserken dikkat etmeniz gereken evet. bir şey var mı? Kare mi, dikdörtgen mi, bu üçgen forma mi? Göre değişiyor. Mesela su efekti yapacaksak ince uzun parçalar kesiyoruz. Amorf tekniğimiz var, şekilsiz, düzensiz. Hani bunları da kullandığımız yerler oluyor. Mesela evlerde kare parçalar kullanıyoruz. Yine hani dediğim gibi desen üzerinden gidiyoruz, kompozisyon üzerinden gidiyoruz. Sizi o yönlendiriyor evet. zaten, resim sizleri yönlendiriyor. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sanatın aslında ederiz. Çok fazlaca incelikleri var ama bu inceliklerin tümünü biz program içerisinde, tümüne program içerisinde yer veremiyoruz. Bir farkındalık oluşturmak adına böyle sanatlarda var, böyle branşlarda var, Belmek'te yapılıyor demek adına biz ağırlıyoruz konuklarımızı. Hülya Akan ve Hatice İnanç bizlerle birliktelerdi. Bu özel sanatı bizlerle paylaşmış oldular. Çok teşekkür ediyoruz. Ve teşekkür programımızın ederim. Son 5 dakikası içerisindeyiz. İki değerli konuğumuz sohbet köşesinde bizimle birlikteler. Çok değerli Sayın Musa Eroğlu ve Ahmet Özgür'le birlikteydik. Güzel bir türküyle biz veda edeceğiz izleyicilerimize ama son olarak sizlerin paylaşmak istedikleriniz varsa onları da alalım. Böylece kapatmış olalım programımızı. Ahmet abi. Dostlukların ne kadar önemli olduğunu, ne kadar güzel işler başarılabildiğini işte biz bir örneğiz. Herkesin bu yola yürümesini tavsiye ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Ahmet Özgür, ünlü aranjör, müzik yönetmeni ve besteci bizimle birlikteydi. Musa Eroğlu'na eşlik etti efendim kendisi enstrümanıyla. Gönülden teşekkür ediyoruz ve Sayın Musa Eroğlu. Özellikle kötü bir dönemden geçiyoruz. İnsanların daha soğukkanlı, daha sabırlı, daha ön yargısız olabilecek her şeye o pencereden bakmalarını istiyorum. Bayrama daha biraz var ama şimdiden herkesin de bayramını kutluyorum. Sağlıklar diliyorum herkese, çalışanlara. Mutfak diyoruz ya hani. Mutfakta çalışanları değil mi? Kamera arkası. Kamera arkasında teşekkür ediyorum. Sadece ve sadece sakin düşünmeyi tavsiye ediyorum. Çünkü yarın yanılabiliriz. Kavgadan kimse bir şey kazanmamış. Tabii ki kavga edeceğiz. Neyle? Ekmeğimizi bölmek isteyenlerle kavga edeceğiz ama kendimizle değil. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Türküleriyle gönüllere taht kurmuş bir ustayı ağırladık efendim biz bugün. Musa Eroğlu bizlerle birlikteydi. Yine güzel bir türküyle biz kapatacağız bugün programımızı. Yarın haftanın son gününde yine karşınızda olmayı umuyoruz. Saatler tam 9'u gösterdiğinde bizler burada olacağız. Yapımda yayınlamaya geçen tüm arkadaşlarımıza gönülden teşekkürler efendim. Sağlıklı kalın, hoşça kalın. Thank you.
Ebede su durulur, dal köprüler kurulur. Nerede su durulur, daldan köprü kurulur. El yerine vurulur, Aslan be Halil İbrahim, Aslan be Halil İbrahim. Kıvırcık saçlarına, kar düşmüş uçlarına, dağın yamaçlarına, yaslan be Halil İbrahim. Kıvırcık saçlarına, ak düşmüş uçlarına, dağın yamaçlarına, yaslan be Halil İbrahim. Balda kızıl ot biter, içinde kekli göter. Kızıl ot biter, içinde kekli göter. Eşkıyan onda beter, Aslan be Halil İbrahim, Aslan be Halil İbrahim. Kıvırcık saçlarına, ak düşmüş uçlarına, yamaçlarına, yaslan be Halil İbrahim. Kıvırcık saçlarına, ak düşmüş uçlarına, dağın yamaçlarına, yaslan be Halil.